Bay, bayan ve çocuklardan oluşan bir grupta 60 kişi vardır. Bu gruptaki bay, bayan ve çocukların sayıları sırasıyla 4, 5, 6 ile orantılı olduğuna göre gruptaki çocuk sayısı kaçtır? Yani diyor ki bir grup var. Bu grupta şöyle bunları ayıralım rahat görürsün. Şurası erkekler grubu, şurası bayanlar grubu, şurası da çocuklar grubu. Diyor ki böyle grup grup düşün. Her 4 erkeğin karşısında 5 tane bayan var. Bunun karşısında da 6 tane çocuk var. Toplamda 60 kişi var. Eğer bunlar birer tane olsaydı, bir tane erkek grubu, bir tane bayan, bir tane çocuk grubu olsaydı 4, 5 daha 9, 6 daha 15 kişi edecekti. 60 kişi varsa bunlardan 4'er tane vardır. Şöyle. 4 tane erkek topluluğu, 5 tane bayan, 4 tane bayan, 4 tane de çocuk. Her birinin içinde ne vardı? Bunda 4 tane, bunda 5 tane, bunda da 6 tane nokta dedik. 6 kişilik çünkü. Toplam kaç çocuk oldu? 6 çarpı 4'ten 24 tane çocuk oldu. Gruptaki çocuk sayısı 24. Tekrar söylüyorum. X niye kullanmadım? Kolay gözüksün diye. Şimdi bir orantı var. Hepsi orantı ne demek? İşte 4 erkek varsa 5 tane bayan var, 6 tane çocuk var. Toplam 15 etti. 15'li bir paket. Yani bunu şey de düşünebiliriz. Karışım problemi gibi. İşte bir paket var. Karışımda 2 fındık, 3 ceviz, 4 tane badem var. Her paketin içinde. Kaç tane paket vardır gibi soruyor. Karışım problemiyle bir farkı yok. Burada çocuklara baktık ki bizim 15'li paketimizin içinde 6 tane çocuk var. Dolayısıyla 4 tane bu seriden koyduğumuzda 60 kişi oluyor. 60 kişi olduğunda da her kutunun içinde 6 çocuk olduğundan 6, 6, 6, 6, 24 tane çocuk olduğunu görüyoruz. Cevap edelim.